Merhaba, Beyaz Perde'de Göç'e hoş geldiniz. Bu haftaki filmimiz Kefernaum. Kefernaum, 2018 yılında vizyona giren ve Nadine Labaki tarafından çekilen bir Lübnan filmi. Aynı yıl Cannes Film Festivali'nde jüri özel ödülünü alıyor film. Kefernaum bence en basit haliyle bir direnç filmi. Zaten başroldeki çocuk da Suriyeli bir mülteci. Ana karakter Zayn adında 12 yaşında bir çocuk ve biz filmin açılışında Zayn'in ailesini dava ettiğini görüyoruz. Film bir mahkeme salonunda açılıyor. Ve daha sonrasında da süreç boyunca Zayn'i ailesini dava etme ittiren koşullar ne, şartlar ne bunları izliyoruz aslında. Zayn'in ailesi kalabalık bir aile ve Zayn özellikle kız kardeşiyle çok yakın. Ancak bir gün ailecek borçlu oldukları mahalle bakkalına kız kardeşinin evlendirilmesi sonucu kardeşi evden gidince bu bardağı taşıran son damla oluyor Zayn için ve kendisi de artık isyan edip evden kaçıyor, evi terk ediyor. Ancak Zayn o kadar direngen ve mücadeleci bir çocuk ki evi terk ettikten sonra tanıştığı arkadaş oldu. Hatta arkadaş olmayıp sadece tanıştığı Etiyopyalı mülteci bir kadın ve onun bebeğiyle yaşamaya başlıyor. Tabii Etiyopyalı mülteci kadının yaşam şartları da Zayn'dan aşağı kalır yanda değil. Üstüne üstlük iki kişilik bir aile onlar. Kadın ve bebeği. Yani tek başına yaşayan bir anne olarak, mülteci bir anne olarak başka bir ülkede nasıl geçimini sağlamak zorunda olduğunu görüyoruz. Orada da bence bambaşka bir hikaye mevcut. Zayn kendi ailesinde kız kardeşine dair üstlenmek istediği o abilik rollerini, sorumluluklarını bu bebeğe karşı üstleniyor. Üstelik kendi ailesinde ailesi, anne babası bunu yapmasına izin vermemişken hiç tanımadığı, yeni tanıştığı bir kadının bunu yapmasına izin vermesi Zayn için çok etkileyici oluyor. Yani bir nevi onları ailesi kabul ediyor. Tabii biz bir yandan da bahsettiğim Etiyopyalı mülteci kadının kadınlık ve annelik meselesine filme nasıl yedirdiğini de izliyoruz aslında. Çünkü yalnız bir annenin, hele mülteci bir annenin bebeğini üstüne titreyerek nasıl büyüttüğünü, ne zor şartlarda büyüttüğünü izliyoruz. Ki bence bu da çok kıymetli bir kanat film için. Zayn ve bu mülteci kadın, Etiyopyalı mülteci kadın arasındaki ilişki de bence çok hoş. Çünkü birbirlerini çok sahipleniyorlar ve birbirlerini asla yarı yolda bırakmıyorlar. Hatta filmin ilerleyen zamanlarında mülteci kadın ortadan kayboluyor ve Zayn küçük bebeğin, 2 yaşında belki bebeğin tüm bakımını kendisi üstleniyor. Ve sırf bebeğin bakımı için kendi ufacık yaşına rağmen çok zor yerlerde çalışıp çok zor imkanlar altına giriyor. Film ile ilgili bazı değişik noktalar var. Örneğin baş karakterdeki Zayn karakterini oynayan çocuğun gerçek hayattaki adı da Zayn ve kendisi de Suriyeli bir mülteci. Başka paralellikler de mevcut elbette. Örneğin ikisi de Suriye'den Lübnan'a kaçıyorlar ve ikisinin de ekonomik durumları oldukça kısıtlı. Hatta filmden sonra Zayn ve ailesi sığınma hakkı kazanarak Norveç'e göç ediyorlar. Film bence pek çok soruna parmak basıyor. Mesela göç sonrası yaşam, İnsan kaçakçılığı, kadınlık meselesi ve göç gibi. Ben filmi izlerken büyük keyif aldım ve çok etkilendim. Umarım siz de izlerseniz eğer çok beğenirsiniz. Hoşçakalın.